Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Gökay. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sonunda Conkers 2.1 yeni serimize başlıyoruz arkadaşlar. Bu seride ben ilk olarak Japonya ile başlamak istedim. Bazı arkadaşlar sordu sen Filistin'i oynayacak mısın diye. Ben çok cevap veremedim arkadaşlar. Aslında bu videoda cevap vermeyi düşünüyordum. Arkadaşlar ben açıkçası Filistin'i zaten oynayan arkadaşlar var. Ve zaten ben bu savaşı sürekli insanların gözünün önüne sokmak istemedim. Bu yüzden ben de Japonya ile başlamak istedim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı, Faşist İtalya ve Japonya üçlüsü vardı. Bunların dışında tabii ki de Tayland olur mesela, örnek veriyorum. Tayland vardı, sonra Finlandiya vardı. Sonra işte örnek veriyorum Bulgaristan, Romanya, Macaristan. Yani daha birçok devlet vardı arkadaşlar bu ittifakta. Biz de bu ittifakta olacağız arkadaşlar. Ve Japonya devletiyle oynayacağız. Çin'le savaş... Aa, evet, Çin Cumhuriyeti ile şu an savaşta bayağı kişilik savaştaymışız. Tamam, böyle başlamış, sıkıntı yok. Zorluk efsane ve savaş sisi keşif. Oyuncuza %100. Eğer saldırganlığı %27'yi ayarlıyorum. Geri kalanları çok bir önemi yok arkadaşlar. Amacımız arkadaşlar yayılmacı bir politika izlemek. Adaları işgal etmek. Biliyorsunuz ki adalar bizden sorulur. Mesela burayı bizim işgal etmemiz lazım Filipinler, çünkü Amerika'ya, bak burada Lord'u Amerika Birleşik Devletleri'ne ait, örnek veriyorum. Vasalı yani bu. Yani Amerika burayı ele geçirmiş. Bizim bunu engel olmamız lazım. Çin Cumhuriyeti'ni tamamen egemen altına almamız lazım ve bu coğrafyada egemen bir güç olmamız lazım. Pasifik Okyanusu'nda bizim güç sahibi olmamız lazım arkadaşlar. Bizim tek amacımız bu. O zaman oyuna başlıyorum. Şöyle hemen. Japonya ile ilk defa oynuyorum. Dolayısıyla nasıl bir şey olacağını bilmiyorum. Çünkü şu an savaştayız. Diplomasi açısından baktığınız zaman. Şu anda Çin Cumhuriyeti ile Şansı ile Çin'le falan hepsiyle savaştayız arkadaşlar. Ve bunlar bizim önümüzde büyük engeller. Bizim öncelikle iyi bir nüfusumuz var mı? Onu kontrol etmek istiyorum. Yani evet, aslında iyi bir nüfusumuz var. Buradan iyi bir nüfus basabiliriz. Yani aynen öyle. Umarım pek bir şey yapamazlar. Çünkü ben biraz Çin Cumhuriyeti'nden korkmaya başladım. Ama ondan önce arkadaşlar vergileri, mallara ve yatırımları çubuğa çekmemiz gerekiyor. Sonra da teknolojileri verelim. 65 teknolojimiz var, gayet güzel. Nüfus artışını önemli 20'ye kadar çekmem gerek. Ekonomi büyümesini 15 yapalım. Üretim geliri de 15. Geri kalan da araştırma olsun. Aynen. Şöyle, hatta ordu bakımından 5 tane verelim de. Çünkü savaşacak bir ülke olmamız lazım arkadaşlar. Bunlar önemli. Şimdi buralarda ordu basmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada çok ordumuz yok. Bir de bizim kredi almamız lazım. Çünkü bizim bayağı kredi almamız lazım. Şimdi bu önemli. Altın. Ver abi kredileri bana. Ver ver ver. Hiç zorlanma, ver. Tamam. Bunlarla orada basabiliriz artık. Tamamdır. Çok güzel arkadaşlar. Biraz daha basarsak Çin Cumhuriyeti'ni de şey yapmış oluruz. Bunun dışında bizim arkamızdan gelenler var mı diye bir kontrol etmek istiyorum. Vasalımız varmış bizim. Moğol özel hükümeti. Tamam. Oğlum Çin'in nereden baksanız %70 ile %80 ile savaştayız lan. Yani savaşta başlamamız ayrı bir şey oldu yani. Tamam. Soma yaptık ama buradan geliyorlar. Sıkıntı yok. Bu köşeyi korusak yeterli. Ben Çin'in bizden biraz zayıf olacağını açıkçası söylemiştim. Yani gerçi söylememiş de olabilirim. Ben şimdi söyleyeyim. Çin bizden zayıf arkadaşlar. Ne söyleyeyim? Bir şey yapamazlar. O yüzden bizim sadece ordu basmamız gerekiyor. Biraz daha kredi alsak aslında süper olur. Ya biliyorum çok kredi aldım ama yapacak hiçbir şeyim yok şu anda. Bizim ordu basmamız lazım arkadaşlar. Savaştan çekilebilirdik ama mantıksız olur. Şöyle yapalım. Aslında buraya sadece bu kadar ordu yerleştirsek yeterli. Şu an elimizden geldiğince eşit miktarda savunma yapmamız gerekiyor. Askeri harcamalar bayağı harçlığa çıktı maalesef. Çin coğrafyasında egemen olmamız için gereken şeyler bunlar. Direkt savaşta başlamamız bizim için biraz kötü oldu ama çünkü amacımız ilk başta kendimizi geliştirmek. Ben bir anda kendimi savaşta bulunca, yani bu oyun bir de üstelik bug'ı da var biliyorsunuz. Gerçi bilmeyenler vardır, ben yine de söyleyeyim. Çok bilmeyen var çünkü. Arkadaşlar ben bunu deneme amaçlı oynadım. Maalesef ki bu oyunda bir bug var. Otoal simülasyonunu açınca paranız birdenbire 3 milyar eksiye düşüyor. Ben zannettim ki oyunun bir şeyi ama alakası bile yok. Yani kimse o kadar ekonomiye sahip değil. Ve kimse o kadar böyle bir cari açıkta olamaz. Hani bunun bir imkanı yok. Çünkü yeni düşünseniz arkadaşlar, yeni başlıyorsunuz. Anında paranız eksi 3 milyardı yani.
Hazineniz diyorum. Çok saçma değil mi? Hani hile açıyorum. Mecbur. Yani ona da şey yapamıyorum yani. O yüzden ata simülasyonu gerek olacağını zannetmiyorum. Şu anda güzel ilerliyoruz. Şöyle iler. Atarsan şöyle. Ya da dur. O orada kaldı ya. Doğru. Yarısı buraya, yarısı buraya olsun. Sen de buraya adamlara desteğe git. Sen şöyle ilerle. Şurada şimdi ordular gelsin de onu görüşebileceğiz. Biz saldırı gücünü ayarlamadık bu arada. Savaş planını, saldırı planı yap. Ekonomi politikadan sivil ekonomi yapıyoruz. Kanunlarla da vermedik. Tabi. Hemen bunları verelim akışlarımız ilişkide. Altyapı projeleri ve dünya ile ilişkileri geliştirmek bizim için çok önemli olması lazım arkadaşlar. Çünkü bunları olmadan ülkeyi kalkındıramayız. 3 buradan, 3 buradan ve bir tane bu. Tamam. Başka bir şey zaten yok. O yüzden geçiyorum. Şöyle yapalım. Sen de şöyle ilerle. İşgal edilen eyalette şey basamayız. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle biz ilerleyelim. Alabildiğimiz kadar almaya başlayalım o zaman. Biz yapacak bir şey yok. Tamam. Sen direkt böyle ilerle. Bence mantıklı olur. Teke teke ilerlemeniz. Ordu sayısı da önemli şu an. Direkt savaşta başladık. Yani Allah'tan Çin Cumhuriyeti bizden düşükte de. Yıpranmış bir de yani. Allah'tan da bizim işimiz kolay oluyor. Yani buraya ilerle. Şöyle. Tamam. Sıkıntı yok. Savaşta olduğumuz için çok bir önemi yok. Şimdi buradan ne yapabiliriz arkadaşlar biliyor musunuz? Zaten bizim amacımız başkenti kuşatmak. O yüzden başkente bir ordu göndermemiz lazım. Biri buraya. Siz de bu sırada burayı ve burayı savunuyorsunuz. Ben de buraya asker basıyorum. Yani şu anda zaten savaşta olduğumuz için hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi burayı kuşatma altına almamız lazım. Çünkü buradaki orduyu bir an önce bizim eritmemiz şart. Şöyle gelsin. Tamam. Ordu kaydırma yapalım. Buraları biraz güçlendirelim. Sen de şöyle git. Tamam. Tamam. Şimdi siz şu şekilde ilerleyin bakalım. Cepheye yardıma gitmeleri lazım bizim bir an önce. Peki nereye? Bakalım. 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 Yani düşük sayıda bir ordumuz var mı diye bakıyorum. Var. Şuraya gidebilirsin sen kardeşim. Tamam. Hadi oradaki vasallar da olduğu için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Onlarla da savaştı çünkü. Herkese savaştayız abi bu ne ya? Durun kendimize gelemedik yavaş yavaş. İlerleyebiliriz kadar ilerleyin. Saldırı güncündeyiz şu anda zaten. Yani nereye kadar duracağız burada? Bilmiyorum. Komple ilerle daha mantıklı. Sen de şöyle ilerle. Burada 5000'lik ordumuz var. Süper. Şöyle. Tamamdır. Gerimizde bir sıkıntı yok. Şuraya birazını ordu gönder. Geri kalanı kalsın. Biz de buradan devam edelim abi. Çember altına almamız lazım Çin'i. Aynı taktik aslında. Şöyle. Tamam. Geri kalan ordular da arkadaşlar. Bir kısmı buraya desteğe gelsin. Bir kısmı da arkadaşlar buraya desteğe gelsin. Şöyle. İlerleyelim. Bir kere Çin saldırı galiba. Ama o bölgede zayıflar. Bu bizim için iyi bir haber. Güzel, 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 güzel. Harika abi. Harika. Orada bir tık başarısızlık yaşadık. Aynen burada da başarısızlık yaşadık. Sıkıntı yok. Sen şöyle git. Sen de şuna yardıma git de abi. Burada ordu kaldı. Şöyle yarısını bölüm abi. Ordu sayımız çok az şu an. Cidden. Yani şu an 80 birimle saldırıyoruz. Evet tamamdır. İlerleyebildiğiniz kadar ilerleyin. Sen de şuna yardıma git. Şöyle. Senin yarısını buraya gitsin. Diğer yarısını da buraya gitsin. Daha mantıklı. Sonra sen buraya git. Hacı. Sen de buraya git. Kredi aldık o kadar bir de ya. O da sıkıntı. Herkese savaşçı çünkü şu an. Tamam. Bu vasalımız sağ olsun. Bize pek de yardımcı da oluyor. Pek yardımcı oluyor. Ben o vasala göstereceğim. Sen ne yapsın abi? Vasalı acaba 600 odil alabilir miyiz? Washington. Deneyeceğim arkadaşlar. Normalde böyle olmaması lazım çünkü. Benim bildiğim kadarıyla.
Öbür türlü kolay Outlook altını alamazsınız. Ne oldu? Hareket puanınız bitmiş. Süper abi. Hadi be kardeşim ya. Gözünüzü seveyim. Buraya kadar ilerledim. Daha nerenizi işgal edeceğim? Gözünüzü seveyim. Barış müzakereleri de yapalım artık. Hadi. Şöyle bir birleşsin ha. Senin denizde olan yerini kesmem lazım benim şart. Ve oradan da geliyorlar arkadaşlar. Bana başka çare bakmadınız. Bas abi oraları. Buradan değil. Şöyle. Aynen. Şu ekonomi politikasını bir topla tam seferberlik yapalım da. Arkadaşlar. Adam akıllı ordu gelsin. Güzel. Oradan bir şey yapamıyor. Artık saldırı masası bizde. Sağdan aslanlarım. Sağdan. Gün sizin gününüz. Şöyle ilerleyelim. Yani bu bölümde biraz yani bir de acıcı davrandığım için şu anda biraz sıkıcı olabilir mi arkadaşlar? Normal. Yani bizim amacımız arkadaşlar Japonya'yı eski ihtişamını geri kavuşturmak. Zaten şu an o günlerdeyiz aslında. Ama bu bizim açımızdan bir savaş olacak. Yani şu 200'lük ordularla gittiğimize inanamıyorum abi. Bizim ordu sayımızın önemli olması lazım bir kere. Baksanıza abi. Yıldız yerlere bak Allah aşkına. Yok abi arkada toprak kaldı. Arkadaki toprağı da şey yapmamız lazım. Şöyle yapalım. Senin yerin buraya. Yerin buraya. Sen de buraya. Şöyle ilerleyelim. Sen böyle gitsene. Aynen. Sendeki ordu sayısı çok fazla zaten. Hani şuraya git. Bu bizim masalımız mı düşman? Düşmanımız tabii ki arkadaşlar. Kim olsun başka? Herkes düşman. Herkes düşman. Vasada sağ olsun abi. Bir ordu tutuyor. Yani vasalın maksimum gücü bu. Gerçekten. Bizim sağ olsun vasalımızın tek maksimum gücü bu. İnanamıyorum gerçekten. Yani şimdi biz buna da savaşamayız. Yok bu bizim zaten şeyimiz. Tamam. Bunlar da ilerlesin o zaman. Şöyle. Yanlamasına doğru yanlamasına doğru ilerleyeyim. Aynen. Şöyle. İlerleyin arkadaşlar. Siz de şöyle ilerleyin ve yine hareket puanı bitti. Önce ben saldırsam olmaz mı yani? Niye önce onlar saldırır? O cephede başarılı olduk. Biz yine her türlü savunuyoruz şu anda. Güzel. Başkenti de düşürdük. Çin'i işgal ediyoruz lan. Güzel. Aramızdan bir düşman eksiliyor sanırım. Güzel. Güzel güzel. Baksanıza sanırım Çin diye bir şey kalmadı değil mi? Aynen. Şu an bayağı kişilerle düşmanlık yapıyoruz da bunlar çok önemli değil arkadaşlar yani bunlar. Bunlar çok şey değil yani Sincan Uygur Özel Bölgesi falan 49'u şey. Buralarda çok fazla şey kayıp yaşadık. Buraları düzeltelim. Devam abi devam devam devam. Kıskacı alalım. Kıskacı. Ya yeter abi. Hareket puanı çok az. İlerlemiyorum ki abi şu an. Güzel güzel baksana abi. Mükemmel. Tek başımıza şu devletleri kapatıyoruz ve evet Çin Cumhur pardon Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Çin'i ilhak etmeyi başardık. Daha doğrusu fethi etmeyi başardık. Güzel haber. Şu an bayağı toprak kırımızı genişlettik. Ama tabii bütün her şey savaşın sonunda belli olacak. Yani bu kadar genişlediğimize bakmayın arkadaşlar. Savaşın sonunda bu kadar iyi olamayacağız. 4 orduyla saldıracağım evet. 4 orduyla saldıracağım. Yanlış duymadınız. Buradan ilerleyelim. Yani artık şuraya al. Benim asabımı bozma. Şöyle ilerle. Sen ikiye bölünebiliyor musun? O zaman şöyle yapalım. Şöyle aynen.
Sonra da sizi şöyle gidin. Bir an önce bu coğrafyada ilerlememiz lazım bizim. Tamam. Şöyle abi orduları ilerletelim. Çok güzel bu senaryo. Bu serinin güzel olacağını düşünüyorum. Hiç Japon İmparatorluğu'yla oynamadım daha önce. Ayrıca arkadaşlar, bazı arkadaşlar söyleyecek sen kolay başladın, sen güçlü bir devletsin. Evet güçlü bir devletiz. Ama bundan daha hardcore serilerimiz olacak. Daha zor serilerimiz olacak. Yeter ama artık he. Allah yeter. Tamam başarılı. Güzel. Buradan kıstırıyoruz. Orayı da aldık. Güzel. Şu burada bir sıkıntışlık da o çok önemli. Orada da temizdi arkadaşlar. Orada sayımız çok az. Kore'de ilerlememiz lazım bizim. Ve orada sağ olsun bizden habersiz ilerliyorlar. Devam. Bunu da mağlup edelim. Devam abi çok iyi. Ben senin yardımına yetişiyorum. Sıkıntı yok. Sen de şöyle git. Siz de artık ilerleyin arkadaşlar. Çok uzadım gerçekten savaş. Ve ben yıpranmaya başlıyorum. Evet, Çin. Çin toprakları burasıydı. Şöyle. Yani bunlar bir de müttefik olduğu için ben tabii bu topa kadar seçeceğim. Ben sadece Çin barışmak istiyor zannediyorum ha. Evet güzel. Harika arkadaşlar. Bravo. Sonunda savaştan çekilmeyi başardık. Evet öyle. Çok iyi arkadaşlar. Evet. Düşük istikrar. Hemen hallediyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Elinden geldiğince halledeceğim. Biz şimdi buradan kurtulduk ya diplomasi açısından. Başka bizimle kimse de savaşta değil ya arkadaşlar. Bundan daha bağlısı olamaz. Şu an savaştan kurtulduk sonunda. Şimdi arkadaşlar bizim başkentimiz neresiydi? Önce orayı bir bakalım. Tokyo. Tokyo'ya bütün orduları çekebilirim. Yani bu biraz uzun sürecek ama bizim hatta bundan önce asimilasyonları da yapmamız lazım. O zaman eyalet istikrarını açalım ve görmüş olduğunuz gibi bayağı asimile etmemiz gereken bir sürü insanlar var. Bunları teker teker. Aynen. Hasmi edelim. Paramız biraz artı çıksın. Devam. Şöyle. Tamam. Paramız yine gitsin. Biz burada sivil ekonomiye geçelim. Şöyle az kaldı. Tamam. Çok az kaldı. Buralarda da istikrarsızlık var. Buraları da halledersek sıkıntı yok. Yok, pardon benim. Şöyle. Başka var mı? İlerleyin. Başka çok fazla önemli istikrarsızlık yok. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu bölümde bayağı savaşmış olduk. Yani açıkçası biz bu savaştan kurtulduk ya. Yani ben buna da şükrediyorum. Yani aslında burada çok yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yani hatta ilerleyelim. Hani görmüş olduğunuz gibi Kore coğrafyasını ele geçirdik. Bizim ele geçirmemiz gereken yer burası. Ki vasalımız bu bizim. Vasal olduğu için de değil mi abi? Diplomasi de bizim vasalımız olması lazım. Müttefik miyiz yoksa biz bununla? Evet, de müttefikiz arkadaşlar işte. Aynen dediğim gibi bununla müttefikiz ama bu pek önemli değil. Biz bu savaştan kurtulduk. Bizim için önemli olan buydu. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey ekonomik yatırımlar. Sivil ekonomiye geçtik. Harita modlarından hemen orduyu açıyorum. Her yerde görmüş olduğunuz gibi ordum var. Bu bütün orduları arkadaşlar buraya çekmek istiyorum. Tamamdır arkadaşlar. Çoğu ordumuzu geri çekmeyi başardık. Bazı ordularımız daha vardı ama onlar çok önemli değil. Zaten bu ordular
Yani benim orderlar burada yok arkadaşlar. Bunlar kendi müttefikimin orderları. Ben bütün orderları çekmeyi başardım arkadaşlar. Bunlar sırasıyla Tokyo gelecek. Yani paramız biriksin. Tamam. İran ilişkileri falan geliştir abi. Tamam, çok güzel. Şimdi arkadaşlar, ilk yapmamız gereken şey bizim araştırmaya para yatırmamız olacak. Peki bunun dışında ne yapacağız? Bunun dışında da arkadaşlar, nerede o? Ha. Şimdi biz faşist bir ülkeyiz arkadaşlar. Şu an dengeli yapalım. Şu an önemli değil. Kanunlar gelmiş. 2-2-2-2. Tamam. Nerede şey abi? Ekonomi politikalardan. Kritik ekonomi açıyoruz. Ve hemen buradan teknolojiye geliyoruz. Şu an teknoloji açısından arkadaşlar dünyada 4. sıradayız. Bizim bunda fark atmamız lazım. Şöyle ilerleyelim. Yani Nazi Almanya'sına doğru ilerliyoruz. Hatta geçtik onu. Tamam. Paramız artıyor şu an. Biraz artsın. Tamam, biraz daha vereceğim arkadaşlar. Şöyle. İyice teknolojimizin gelişmesini istiyorum. Yani ilk yapmanız gereken şey her zaman teknoloji arkadaşlar. Yani ne olursa olsun. Ondan sonra gerisi gelecektir. Şimdi araştırmayı kısalım. Hemen buradan ekonomi politikaları tekrar sivil ekonomi yapalım ve burada bize bayağı bir teknoloji şeyi geldi. Orada bakımını 10'a çekiyorum. Araştırmayı da 15'e çekiyorum. Ay 16 oldu ya aşkına. Neyse, tam önemli değil. Vergi geliri 3 olsun şimdilik. Sonra zaten vergi almayacağız. Ve bu ikisini de 20 yap. Tamamdır. Çok iyi. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Şu an bu bölümde bunları yaptık. Bir sonraki bölümde ekonomik yatırımlar ve diplomasiye önem vereceğim arkadaşlar. Yani bugün bu bölümde bayağı iyi ilerlemiş olduk biliyorsunuz. Şu Çin coğrafyasına kafa attık ve bayağı iyi ilerledik. Hatta bunlarla iyi işgüdümüz var artık. Yani bunları daha sonra işgal edeceğim ayrı ama yani en azından işgüdümüz bayağı iyileşti. Özellikle Sovyetlerle ittifak da olabiliyor muyuz? Daha az ama yavaş yavaş. Yani bunlarla iş yeri geliştirirsek bence bizim için hiç fena olmaz. Dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki bölümde bunları yapmayı düşünüyorum. Her neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için kanala abone olmayı ve like atmayı, zili de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.